TV Haber Merkezimizden iyi akşamlar. Günün ve gündemin getirdiği haber başlıklarıyla karşınızdayız. Tarihlerimiz 25 Kasım'ı gösteriyor. Kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü. Bir kadının toplumdaki yeri, saygınlığı, o toplumun medeniyet seviyesinin göstergesidir. Bültenimize başlamadan önce şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu belirtmek isterim. Efendim, bugün Eskişehir'de gündem bir hayli yoğundu. İlk olarak ekranlarınıza 25 Kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü kapsamında şehrimizde 3 belediye ile çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından ulus anıtında gerçekleştirilen açıklamayı getiriyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Kent Konseyi, Odunpazarı Kent Konseyi, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, Eskişehir Barosu ve TİMOP Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Çalışma Grubu tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle açıklama yapıldı. Ulus Anıtı önünde yapılan açıklamada konuşan Ezgi Gündoğdu, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda öncelikli talepleri sıraladı. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Türk Medeni Kanunu 6284 sayılı kanun, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kadın haklarının tüm kurum ve kuruluşlarla eksiksiz uygulanması, aile hukuku ve kadına karşı şiddet alanlarında uzlaşma ve arabuluculuk uygulamalarının kabul edilmemesi, nafaka konusunda yasal bir değişiklik yapılmaması ve İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe sokulması öncelikle taleplerimizdendir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, hane içi şiddetle mücadele politikasını hayata geçirerek şiddete geçit yok dedi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmesi amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi hane içi şiddetle mücadele politikasını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, aile içi şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturup, kadına uygulanan şiddeti daha görünür hale getirmek amacıyla tasarlanan projeyle iş dünyasından sonra belediyelerle ortak çalışma başlattı. Projeye gönüllü olarak katılan 11 pilot belediyeden biri olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, hane içi şiddetle mücadele politikasını oluşturarak 11.04.2022 tarihli 179 sayılı kararıyla belediye meclisinden geçirdi. Şiddet uygulayan için önemli yaptırımların, şiddet mağduru için de önemli desteklerin yer aldığı politikayla Büyükşehir Belediyesi şiddetin karşısında kadının yanında yer alacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Müdürlüğü'nün yürüttüğü projede şiddet mağduruna sağlık desteği, psikolojik, sosyal ve hukuki destek, iş ve kariyer güvenliği desteği verilecek. Müdürlüğün çözemediği durumlarda kurulan üst komisyon şiddet mağdurunun desteklenmesi ve şiddet uygulayana yaptırım uygulanması için devreye girecek. Belediye üst yönetiminden 5 kadın ve sendika temsilcilerinden 2 kadından oluşan Hane İçi Şiddetle Mücadele Komisyonu, şiddet mağdurunu gizlilik ön koşuluyla destekleyecek. Ayrıntılı politika metni Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin www.eskişehir.ben.tr adresli web sitesinde de yayınlandı. Odunpazarı Belediyesi de Adalar Porsuk mevkiinde düzenlediği etkinlikte şiddetin her türlüsüne karşı çıktı. Odunpazarı Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Adalar Porsuk mevkiinde bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Başkan Kazım Kurt, Türkiye'de ve dünyada kadına karşı şiddeti kınadıklarını belirtti. Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan kadınlarımızın tümünün haklarını sonuna kadar savunan bir ekip olarak Türkiye'de ve dünyada kadına karşı şiddeti kınıyoruz. Bütün halkımızı da bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz. Daha sonra Başkan Kurt ve çevreden geçen vatandaşlar belediye tarafından hazırlanan kadına yönelik şiddete dur de yazılı duvara elleriyle dokunarak şiddete tepki gösterdiler. AK Partili kadınlar vilayet meydanında bir araya gelerek kadına yönelik şiddete tepki gösterdiler. 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında AK Partili kadınlar vilayet meydanında bir araya geldi. Kadınlar şiddete yönelik tepkilerini hep birlikte daha güçlü kadınlar, güçlü kadın, güçlü Türkiye pankartlarıyla gösterdi. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır yaptığı açıklamada kadına şiddet insanlığa ihanettir dedi. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Kadını ve kadının varlığını son derece önemseyen bir yaklaşımla kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü kapsamında
Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık tekrarladığı gibi kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Ünalır ayrıca AK Parti döneminde kadına yönelik şiddete karşı mücadelede önemli mesafeler kat edildiğini ve bu mücadelenin devam edeceğini vurguladı. CHP İl Kadın Kolları tarafından yapılan açıklamada iktidarın kadını yok sayan politikaları eleştirildi. 25 Kasım Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Fikri Altınsoy Söğütlü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle parti binasında açıklama yaptı. İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmediklerine dikkat çeken Söğütlü, iktidara geldiklerinde İstanbul Sözleşmesi'ni 24 saat içinde yürürlüğe koyacaklarını söyledi. İktidara geldiğimizde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz verdiği gibi 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. 2 yıl önce İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini hayata geçirdik. Genel merkezimizde bir alo şiddet hattı kurduk. Yaşam Hak projemiz aracılığıyla 444-8285 numaralı hattımızı arayan tüm şiddet mağduru kadın ve çocuklara 7/24 ücretsiz destek hizmeti verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Yaşam Hak projemiz kapsamında bugüne kadar binlerce kadının hayatına birebir dokunduk. 81 ilde 129 gönüllü avukat ekibi kurduk. Bu sürede 1135 kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı duruşmalarını takip ettik. Sivil toplum örgütleri, meslek odaları, barolar ve yerel yönetimlerle 125 protokol imzaladık. Değerli basın mensupları, iktidara geldiğimizde yol haritamız hazır. Kadını güçlendirecek eşitlikçi politikaları derhal uygulamaya koyacağız. Bizlere ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten kalan büyük bir mücadele mirası var. Hiçbirimiz eşitlik mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukatlar kadına yönelik şiddete saçlarını toplayarak protesto ettiler. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada yasaların etkin uygulanması noktasında mücadele vurgusu yapıldı. Avukat Funda Güney tarafından gerçekleştirilen açıklamada ayrıca İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe konulması talebinde bulunuldu. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 6284 sayılı kanun ve imzalamış olduğumuz uluslararası sözleşmeler başta olmak üzere kadın haklarını güvence altına alan mevzuatın devletin her bir organı tarafından eksiksiz uygulanması, uygulanmanın denetlenmesi, toplumsal cinsiyete duyarlı, eşitsizliği ortadan kaldıran politikalar üretilmesi, kadına yönelik şiddet suçlarında etkin ve caydırıcı cezalar verilerek bu cezaların infazının eksiksiz tamamlanması ile temel bir insan hakları belgesi olan İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe konulması öncelikli taleplerimizdir. Açıklamanın ardından avukatlar İran'da başörtüsünü bağlama şekli nedeniyle öldürülen Mahsa Amini ve saçını toplayarak protestolara katılan İran'da kadın hareketinin simgesi haline gelen Hedis Necefi için saçlarını topladı ve kadına yönelik şiddeti protesto etti. Birleşik Metalist Sendikası Kadın Komisyonu tarafından gerçekleştirilen açıklamada şiddetsiz bir yaşam vurgusu yapıldı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle diske bağlı Birleşik Metalist Sendikası Kadın Komisyonu tarafından açıklama yapıldı. Komisyon adına konuşan Selime Orcan her 3 kadından birinin şiddete maruz kaldığını söyledi. Orcan ayrıca şiddete karşı mücadele vurgusu yaptı ve taleplerini sıraladı. Kadına yönelik şiddeti önlemek için bütüncül politikalar hayata geçirilmelidir. Bunun için İstanbul Sözleşmesi uygulanmalı, İLO 190 sayılı şiddet ve taciz sözleşmesi onaylanmalı, 6284 sayılı yasa etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Kadına yönelik her türlü ayrımcılık sonlandırılmalı, eşitlik politikaları hayata geçirilmelidir, istihdamda, eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalı, cinsiyetçi iş bölümü sonlandırılmalıdır. Kadının üzerinden bakım yükünü alacak sosyal politikalar hayata geçirilmeli. Ücretsiz kreş ve yaşlı bakımlı evleri yaygınlaştırılmalıdır.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 6 yıldır başarıyla uyguladığı ulaşımda kadınlara pozitif ayrımcılık uygulaması tüm ülkeye örnek oldu. Büyükşehir Belediyesi ülke genelinde meydana gelen kadına şiddet, taciz ve tecavüz olaylarına karşı Türkiye'de bir ilke daha imza atarak başlattığı ulaşımda kadınlara pozitif ayrımcılık uygulamasına devam ediyor. 2016 yılında 3 hatta pilot uygulama olarak başlayan, 2017 yılında ise tüm hatlarda geçerli olan bu projede, kadın yolcular saat 20'den sonra otobüslerden durak beklemeksizin istedikleri yerde inebiliyor. 6 yıldır başarıyla yapılan uygulama sayesinde kadınlar akşam saatlerinde gitmek istedikleri yere en yakın noktada ulaşma imkanına kavuşurken, başarılı uygulamanın 6 yıldır sorunsuz devam etmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ettiler. Efendim, şehrimizde 25 Kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikleri, dayanışma etkinliklerini ekranlarınıza getirdik. Eskişehir gündeminde öne çıkan diğer başlıklarla devam edelim bültenimize. Perşembe günü akşam saatlerinde Vural Sokak'ta bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan tartışma sokağa taştı. 4 kişinin yaralandığı kavgada 5 kişi gözaltına alındı. Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanında perşembe günü akşam saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. Büyüyen kavga mekanın dışına taşarak sokakta devam etti. Tarafların acımasızca tekmeler ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı kavga, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince sona erdi. Tarafların güçlükle sakinleştirildiği olayda 4 kişi darbedilerek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili emniyet mensupları tarafından başlatılan çalışmalar sonucu yakalanan 5 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayın olduğu yerde ikamet eden bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada tarafların acımasızca birbirlerine saldırdıkları görüldü. Tekmelerin ve yumrukların havada uçtuğu olayda bir kişi aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. Baş bölgesi dahil vücudunu çeşitli yerlerine defalarca tekme ve yumruk atılan şahıs yerden kalkamadı. Ayrı bir yerde birbirine saldıran grupsa çevreden buldukları çeşitli kasa, kutu gibi malzemeleri birbirine fırlattı. Yasin Çakır Un Fabrikası'nda direnişin sona erdiğini söyleyen DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Günay Ayaz, işten atılan işçilerin kazanımlarını açıkladı. DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Günay Ayaz, sendikaya üye oldukları için Yasin Çakır Un Fabrikası'ndan atılan 23 işçinin fabrika önündeki direnişinin sona erdiğini açıkladı. İşçilerin kazanımları olduğuna dikkat çeken Ayaz, bugüne kadar işçilere destek olan belediye başkanlarına, milletvekillerine, sendika ve oda yönetimlerine teşekkür etti. Ve gelinen noktada Yasin Çakır işçileri kıdem tazminatlarını, ihbar tazminatlarını, kullanamadıkları yıllık ücret izinlerini 5 Mart'larında tazminat aldılar ve direnişi sonlandırdılar. Yasin Çakır işçilerinin mücadeleleri sonucunda elde ettikleri bu kazanım, Türkiye işçi sınıfının örgütlü mücadelesini göstermiş oldu. Sendikalı çalışmak anayasal haktır. İşçilerin iradesidir. Patronlar er ya da geç işçilerin bu iradesini kabul etmek durumundadır. Özel bir eğitim kurumu tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte öğretmenler gününü coşkuyla kutlarken etkinlikte ayrıca meslekte 10. yılını dolduranlara plaket takdim edildi. Çok sağ olun. Özel Şehir Eğitim Kurumu 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir otelde eğlence programı düzenledi. Programa yaklaşık 300 öğretmen katılırken meslekte 10. yılını dolduranlara da plaket takdim edildi. Kutlama yemeğinde açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı Baha Bakır yaptı. Değerli öğretmen arkadaşlarım, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çalışan, vicdanıyla ders anlatan, sürekli kendini yenileyen, öğrencilerin yüreğine dokunan, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum. İyi ki varsınız, iyi ki öğretmeniz. Açılış konuşmasının ardından eğitim kurumunda geleneksel hale gelen 10. yıl plaket töreni gerçekleştirildi. Gerçekleşen ödül töreninde 3 öğretmene mesleklerinde 10. yılı tamamlamalarından ötürü ödül takdim edildi.
Bakır, fen bilgisi öğretmeni Fatma Gamze Bilir'e ödülünü vererek tebrik etti. Sosyal bilgiler öğretmeni Tolga Kurtulan ödülünü yönetim kurulu üyesi Gönül Gök Meydan'dan aldı. Matematik öğretmeni Ahmet Harman'a ise ödülünü yönetim kurulu üyesi olan Ufuk Hocaoğlu verdi. Ödül töreninin ardından tüm öğretmenler sahnede dans etti. Özkan Uçar ve orkestrasının sahne aldığı kutlama yemeğinde renkli dakikalar yaşandı. Es Grup yönetimi yeniden başkanlığa seçilen Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Elagöz'ü ziyaret etti. Es Grup Genel Koordinatörü Ali Baş, Anadolu Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hilal Köver, Yeni Gün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Seda Uçarkale, Son Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ayşegül Hümmet ve STV kameramanı Hakan Kalkır, yeniden başkanlığa seçilen Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Elagöz'ü ziyaret etti. Ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elagöz, dezenformasyon yasasıyla ilgili konuştu. Ya biz bu ülkede özellikle genel medya diye tabir ettiğimiz medyada her gün dezenformasyona maruz kalıyoruz. Bunlarla ilgili bir işlem yapılıyor mu? Yapılmıyor. Yani adamına göre muamele yapılan bir hukuk düzeni olursa biz daha çok tartışırız bu konuları. Asıl sorunumuz bu. Avukatların yaşadıkları sorunları da dile getiren Elagöz sitem etti. Şu anda icra daireleri işlemez hale geldi. Onu söyleyebilirim. En büyük sıkıntımız icra dairelerinde yaşanıyor. Tabii mahkemelerde yaşanmıyor mu? Kesinlikle yaşanıyor. Her gün sorunlar yaşıyoruz. Avukatı bir kere adliyede olmasını istemeyen bir anlayış hakim. Savunmaya gerek yok diye düşünülen bir anlayış var maalesef son yıllarda Türk yargı sisteminde. İşte barolarında bu kadar sert söylemlerde bulunmasının ve bu kadar mücadele etmesinin temelinde de bunlar yatıyor. Savunmanın olmadığı bir yargılama düzeni olmaz. Yani yargılama dediğimiz sistem iddia, savunma ve yargıdan oluşan üçlü bir mekanizmadır. Siz bu üçlü mekanizmanın bir ayağını yok sayarsanız topal bir yargılama yaparsınız Türkçesi. İşte bununla ilgili mücadele ediyoruz. Ama demokratik ve gelişmiş hukuk devletlerinde bunların konuşulmaması gerekiyor. Ama biz maalesef bunları konuşur duruma geldik. Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde kurulan tohum temizleme ve paketleme ünitesindeki çalışmaları inceleyen BEPKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak, tarımsal kalkınma açısından çok önemli bir proje yürütüldüğünü belirtti. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne kurulan tohum temizleme ve paketleme ünitesindeki çalışmalarla çiftçilerin nitelikli ürünler yetiştirmesine imkan sağlanıyor. Çiftçinin ihtiyaç duyduğu tohumlar bir selektörden geçerek arındırılıyor ve bunlar da tohumluk hale getirildikten sonra tekrar çiftçinin hizmetine sunuluyor. Çiftçi hangi toprağa nasıl bir tohum atacağını ya da hangi tarz gübre vereceğini bu çalışmanın neticesinde belirleyebiliyor. Kurulan çalışma sistemini inceleyen BEPKA Genel Sekreteri Doçent Doktor Muhammed Zeki Durak, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde görevli Doktor Savaş Belen'den bilgi aldı. Tarımsal kalkınma açısından çok önemli bir proje yürütüldüğünü kaydeden Durak, ülke geneline gönderilen bu tohumlarla çiftçilerin nitelikli ürünler yetiştirmesine imkan sağlandığını belirtti. Geleceğin havacıları Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde emin ellerde yetişiyor. Farklı proje ve yarışmalarda derece kazanan öğretmenlerimiz havacılık sektörüne de başarılı öğrenciler kazandırıyor. Türkiye'nin en önemli havacılık liselerinden biri olarak bilinen Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık sektörü üzerine önemli çalışmalar yapıyor. Eğitim öğretimi sınıf duvarlarının dışına taşıdık, ülke sınırları dışına taşıdık. Farklı bakış açıları kazandırdık öğrencilerimize. Ve ben inanıyorum ki onlar da kendi güçlü yönlerini keşfettiler. Geleceğin havacılarının yetiştirildiği lisedeki öğretmenler ise öğrencileriyle beraber yaptıkları proje ve çalışmalarla ulusal ve uluslararası başarılar elde ediyor. Geçtiğimiz yıl Teknofest'te liseler arası sabit kanat İHA yarışmasında Türkiye birincisi olduk. Yine aynı yıl TÜBİTAK 2204C yarışmasında Türkiye ikincisi olduk. Bu yıl da yine Teknofest kutup araştırmaları yarışmasında yine Türkiye ikincisi olduk. Böyle peş peşe başarılar elde etmiş olduk.
Teknofest yarışmaları ve eTV'nin projeleri gibi farklı alanlarda öğrencileriyle derece elde eden öğretmenler hem gençlerin etkili şekilde öğrenmesini sağlıyor hem de deneyimlerini paylaşma imkanı buluyor. Okulumuz TÜBİTAK yarışmaları, Teknofest yarışmaları, Milli Eğitim Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu robot yarışmalarına katılım göstermektedir. Efendim, Konya'da sahipsiz hayvan bakım evinde hayvanlara uygulanan şiddet, o vahşet hepimizin vicdanını sızlattı. Hepimizi derinden sarstı. O görüntüleri izledikten sonra aslında söyleyecek söz bulamıyorum. Açıkçası çok söz var ama burası yeri değil. Hayvancağızın kafasına olanca gücüyle, kürekle vurarak öldüren bir zihniyetten bahsediyoruz. Bu nasıl bir vicdan, bu nasıl bir insanlık? Ben insanlığımdan utandım. Dilerim sorumlular da, bunu yapanlar da en ağır cezayı alırlar. Biz artık bu tür haberleri ekranlarınıza getirmek istemiyoruz. Bir an önce artık hayvan şiddetine son verilmeli. Bu tür haberleri aktarırken ben kendimden, insanlığımdan utanıyorum. Bir an önce önüne geçilmeli. Yani her şekilde tepkimizi dile getirmeliyiz bu konuyla ilgili. Sorumluların da, bunu yapanların da en ağır cezayı almasını bekliyoruz. Efendim, bültenimize İnönü ilçemize uzanacağız son olarak. İnönü ilçesinden görüntülerle devam edeceğiz. İlçedeki bir yavru kedi ve köpeğin dostluğu görünmeye değer doğrusu. Hadi gelin hep birlikte izleyelim. İnönü ilçesine bağlı İsmet Paşa mahallesinde bulunan bir ikametin önünde yaşayan köpek ve kedi yavrusu çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu. Neredeyse birbirlerinden hiç ayrılmayan ve günün büyük çoğunluğunu birlikte geçiren köpek ve kedi görenlerin dikkatini çekiyor. Daha öncesinde yavrularını hastalık nedeniyle kaybettiği öğrenilen anne köpek, yavru kediyi adeta bir anne şefkatiyle koruyor. 10 tane yavrusu oldu. Bir aylıkken yavrularının hepsini kaybetti, tamamını. Daha sonra bir tane kedi yavrusu edindi. Muhtemelen kedinin de annesi ölmüş. Bu yavruyla beraber yaşayıp gidiyorlar. Kedi yanındayken kimseyi bulunduğu alana sokmayan köpek, kediye olan ilgisini de ortaya çıkartıyor. Kedi olunca kimseyi yaklaştırmıyor. Şu anda bile yaklaşamayız yanına yani. Saklıyor kucağına alıp, kimseye de yaklaştırmıyor. Özellikle soğuk havalarda iç içe uyuyan hayvanlar görenlerin de içini ısıtıyor. Elimizden geldiği kadar biz de seviyoruz. Mamalarını alıp getiriyoruz. Bu güzel haberimizle birlikte bültenimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftayı da noktalıyoruz efendim. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Yeni gelişmelerle SDV ekranlarında tekrar karşınızda oluncaya dek iyi akşamlar dileriz.